Ya, farklı siyasi partilere mensup sözcüler, genel başkan yardımcıları, genel başkanlar aynı cümleyle aynı anlarda bu kampanyayı başlattılar. Hem devleti aciz göstermek gibi bir sonuca alet oldular hem de iğrenç e, yalanları da yaydılar. Başkan Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantıda tabii gündem kongre takvimi Ayrıca şey ekonomi, hukuk alanındaki reformlar da var gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkentte yılın ilk mesaisine AK Parti Genel Merkezi'nde başlayacak. Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Meclisin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan ekonomi ve hukuk reformu da masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddesi kongre takvimi olacak. Yeni yılla birlikte AK Parti'de büyük kongre heyecanı başlıyor. Ramazan ayı girmeden AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresini yapmayı planlıyor. Kongre sürecine pandemi nedeniyle ikinci kez ara verilmişti. Vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte süreç yeniden başlayacak. 69 ilimizin kongrelerinde inşallah Ocak ayı ya da Şubat ayı sonuna kadar bitirmek kararındayız ki ondan sonra parti olarak genel kurulu yapabilecek noktaya gelelim. Ocak ayının ikinci haftasından sonra kongrelerde hız kazanacak. Yeni takvim yeni yılın ilk MYK'sında masada olacak. Başkan Erdoğan'ın büyük şehirlerin kongrelerine gitmeyi planladığı, illerin kongrelerine ise video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi. Gözler bu süreçte büyük şehirlerin ilk kongrelerinde olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara'da görev değişimi yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Ankara'da ilçe kongrelerinin tamamını, İstanbul'da ise yarısından fazlasını bitiren AK Parti toplamda 19 il kongresi tamamladı. Şu ana kadar 19 ilimizin kongrelerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 920 ilçemizin kongrelerini gerçekleştirdik. Ayrıca 53 ilçemiz kaldı bu ilçelerle ilgili de çalışmaları arkadaşlarımız sürdürüyorlar.